Fransa'ya, Güney Afrika, Uganda, Nijerya, Tayland, Hindistan, Malezya, Endonezya başta olmak üzere tüm İslam aleminde, hatta İslam aleminin dışında diğer ülkelerde de Kur'an okudu. Abdussamed ilk kez Amerikan Senatosu'nda Kur'an okuyan hafızdır. Abdussamed Güney Afrika'da Kur'an okuduğu zaman 70 bin kişilik olimpiyat stadı sadece onu dinlemek için dolmuştur. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Kur'an okumak üzere davet edildiğinde 1959 yılında genç çocuklar, Müslümanlar, yaşlılar, bütün insanlar Abdussamed'i görmek ve onu dinlemek için Endonezya'nın en büyük camiinde Kur'an okumak için gittiğinde 500 bin kişilik Müslüman cemaat onu bekliyordu. Saatlerce süren okumadan sonra insanlar ağlıyorlardı. Zaman yüzlerce insan onun o güzel sesini, o güzel makamını dinlediği zaman etkilenmişler ve Müslüman olmuşlar. Johannesburg'a vardığında havaalanında onu 20 bin kişi karşılamıştır. Kur'an'a hizmet ettiğiniz takdirde Allah sizleri tüm insanlara sevdirir.